kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çerez. Nefis kuru yemişleri. Kıymetli İskenderunlar, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün İskenderun yerel yönetiminin geride bırakmış olduğumuz yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde İskenderun'un yaşam kalitesini arttıracak, hayat standartını yükseltecek, insanlarımızı mutlu edecek, İskenderun'da yaşadığından memnun edebilecek hizmetleri gerçekleştirmesi gereken İskenderun Belediyesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi de diğer siyasi partiler gibi 2009 yerel seçimlerinde İskenderun'un çehresini değiştireceğini, İskenderun'da bugüne kadar yapılamayan birçok hizmeti yapacağını, İskenderun Belediye İdaresi'nin yapmış olduğu haksızlıkları, yapmış olduğu olumsuzlukları, yapmış olduğu adaletsizliği ortadan kaldıracağını vaat ederek halkımızdan oy istemiş ve 2009 Mart yerel seçimlerinde İskenderun Belediyesi'nde iktidar olmuştur. İşte bu süreden sonra kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen İskenderun Belediyesi, bizlerin ve belediye meclis üyelerimizin defalarca uyarmasına, basında bu konular dile getirmesine, belediye meclisinde görevini tamamıyla yerine getirerek özellikle belediye meclis üyelerimizin üstün gayretiyle olayları ve sorunları gündeme taşımasına rağmen gerekli sonucu, gerekli cevabı, beklediğimiz hizmetleri bir türlü alamadık. İşte bu sebepten dolayıdır ki biriken sorunlar, üst üste gelen ve yerine getirilemeyen sıkıntılar insanlarımızı, İskenderun'da yaşayan insanlarımızı maalesef sıkıntıya sokmuştu. Bunları ana başlıklarla topladığımız zaman burada sayfalar boyunca bu sorunları anlatabiliriz. Fakat biz özellikle acil ve gündemde olan sorunlara baktığımız zaman hepimizin seçim öncesinde vaat ettiği gibi İskenderun'un kanayan yarası olan Feyyazan kanalındaki pisliği, pis görüntüyü ve vatandaşımıza yaymış olduğu oradan çıkan hastalığı engelleyerek burayı güzel bir görünüme, çağdaş kentlere yakışan bir düzenlemeye kavuşturacağımızı, buradaki pisliği bir an önce İskenderun üzerinden atacağımızı söz vermiştik. Fakat baktığımız zaman geriye dönüp 3,5 yıllık bu görev süresi içerisinde geçmiş belediyelerin yapmış olduğu gibi, belediye idarelerinin yapmış olduğu gibi mevcut idare de bu sözünü yerine getirememiş ve gün geçtikçe köhneleştiren Feyyazan kanalı şehrimizin yarayan kanası olmaya, kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Bu çözümü bir an önce devlet su işleriyle bir mutabakata vararak buranın bu sorunun çözümünü gerçekleştirmesi gereken belediyeyi biz defalarca uyardık fakat bunu bir türlü gerçekleştirmediler, bu sorunu çözmediler. Bunun yanı sıra ülkemizin ve bölgemizin gerçeklerinden biri olan depremle ilgili şehrimizde bulunan tüm binaların depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasını ve yapılacak olabilecek Allah esirgesin herhangi bir depremde burada çok fazla can kaybına sebebiyet verileceğini söylememize rağmen ve mecliste bulunduğumuz, benim de bulunduğum bir meclis toplantısında üniversiteyle irtibata geçirilerek bir kurul oluşturulacağı ve bu kurulun tüm İskenderun'daki binaların dayanıklılık testinin yapacağını söylenmesine rağmen üniversiteden aldığımız, yetkililerden aldığımız bilgilere göre burayla hiçbir irtibat sağlanmamış, bu kurul oluşturulmamış, İskenderun'daki binaların depreme dayanıklılık testi şu güne kadar gerçekleştirilmemiştir. Ben hepinize soruyorum arkadaşlar. Kıymetli İskenderunlara da soruyorum. Mutlaka başımıza bu olay geldikten sonra mı, canları kaybettikten sonra mı, yakınlarımız öldükten sonra mı bu tedbirler alınacaktır belediyemiz tarafından? Bunu biz önergeyle de basın yoluyla da belediye idarecilerine iletmemize rağmen maalesef bu gerçekleştirilememiş ve bize belediye meclisinde tabiri caizse yalan söylenmiş, üniversiteyle de böyle bir kurulun oluşturulması için girişim yapılmamıştır. Kıymetli arkadaşlar, hepinizin malumu şehrimizde yeni bir su şebekesi yapılmaktadır. Bu gerçekten çok önemli bir ihtiyaçtır ve zaruri bir ihtiyaçtır. Şehrimizin suyunun su şebekesinin iflas ettiğini hepimiz bilmekteyiz. Fakat bu yapılan çalışmalar esnasında anlaşılan firmayla
500 metre su şebekesi kazıldıktan sonra bu kazılan yerin borusu döşenip üzeri kapatılıp üzeri asfaltlanacağı yönünde bir anlaşmaya varılmıştı. Fakat bugün baktığımız zaman yapılan çalışmalar, kazı çalışmaları sonunda açılan yollar, kapatılan yollar maalesef uzun süreler kapatılmamakta. Bırakın 500 metreyi, 1-2 kilometreyi, 3 kilometreyi bulmasına rağmen bu yollar kapatılmamakta, asfaltlanmamakta ve bu firmanın yapmış olduğu çalışmalar hiçbir denetleme kurulu ya da denetleyecek bir organizasyon tarafından denetlenmemektedir. Keyfi olarak bu firmalar nereden güç alarak, kimlerden iltimas alarak çalışmaktadır? Bunların sizler tarafından ve İskenderun Kamuoyu tarafından iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Kıymetli arkadaşlar, hepinizin malumu ve 3,5 yıl önce 1/25 binlik şehir imar planının yapılması ve hayata geçirilmesi noktasında adımlar atılmıştı. Fakat geldiğimiz noktada çevre belediyelerinin hemen hemen tamamında bitirilen 1/25 binlik plan, imar planı uygulamaya konulmuşken bu İskenderun'da maalesef gerçekleştirilmemekte. Her gün bir ileri tarihe günler verilmektedir. Ve bu imarın gerçekleşmemesi dolayısıyla da müferit olarak inşaat yapan müteahhitlerin ya da inşaat sahiplerinin talepleri doğrultusunda birilerine rantlar sağlanarak imar düzenlemeleri yapılmaktadır. Bizlerin isteği şudur ki bu acil olan 1/25 binlik imar planı bir an önce hayata geçirilmeli ve böyle münferit olarak düzenleme yapılarak birilerine rant sağlanmasının önü kesilmelidir. Bu imar revizyonu, imar planı hayata geçirilmeyerek kimler rant kazanmıştır? Kimler bu düzenlemelerden rant elde etmiştir? Bunların da hem kamuoyu tarafından hem de İskenderun basın tarafından iyi düşünülerek, analiz edilerek ortaya çıkarılması gerekmektedir.